Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı Çizili ile karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra Altı Çizili geri döndü ve Barış Arıkan'la beraberiz. Barış merhaba abi, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, sağ ol. Dünya Kupası falan derken biraz ara vermiştik Altı Çizili'ye. Tekrar geri döndük. Burada da muhabbet etmeyi özlemişiz açıkçası. Altını çizmeye değer konular olduğu için geri döndüm. Valla keyfin yerinde, dün akşamdan beri bakıyorum. Sosyal medyada seri paylaşımlar, fotoğraflar. Şimdi karşımda yüzünü de görüyorum. Gülücükler, ağzın kulaklarına falan varmış. Baya mutlusun. Yani Fenerbahçe'yi yenmek, Fenerbahçe bizim en büyük rakibimiz. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de gösterir, hep söylerim. Yenmek ayrı bir keyif. Türkiye içinde Fenerbahçe'yi yenmek kadar hiçbir şey keyif vermiyor. Kadıköy'de zaten kazanamıyorduk ki bu kadar üstüne oynayıp hiç kazanmamıştık. Onun için ayrı bir keyif. Bir de yani Aziz Yıldırım olduğunda bu kadar hırslanmıyordum da Ali Koç'tan gerçekten hiç haz etmiyorum. Onun için onun Fenerbahçe'sini yenmek de ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Tabii ki Kadıköy'de derbi galibiyeti almak müthiş bir keyif de, herhalde bu kadar oyun üstünlüğüyle galibiyete ulaşmak, o da ciddi bir etki etti galiba. Fenerbahçeliler üzerinde de çok ciddi bir etkisi oldu. Hani kimini görsem, kiminle konuşsam ya da işte sosyal medyada kimi okusam çok demoralize olmuş bir şekilde. Mesela bir önceki ilk çok uzun süreden sonra ilk galibiyeti aldığınızda Fatih Terim'le bu kadar etkisi olmamıştı sanki. Bu başka bir şekilde acı verdi galiba. Ya o olmuştu ama yani onun da ayrı bir etkisi olmuştu. Büyük bir kırılmaydı o psikolojik olarak da. Ama bu galibiyet daha da farklı. Çünkü oyun olarak da yani sezonun gidişatını değiştiren bir maç olmuş olabilir Fenerbahçe toparlayamazsa. Zaten çok kırılgan Fenerbahçeliler psikolojik olarak. Hocaları da benzer şekilde anladığım kadarıyla. Başkanları zaten çok sağlıklı bir psikolojide başkanlık yapmıyor bence uzun süredir. O açıdan bir kırılma maçı olmuş olabilir. Çünkü Fenerbahçeliler biliyorsun ya aradaki fark şu. Galatasaray 5 puan gerideydi. Biz şey diyorduk, şu maçı kazansak, şurada berabere kalsak yakalayabiliriz falan diyorduk. Fenerbahçeliler Giresun'a yenildiler. 2 puan öndelerdi. Gitti şampiyon diyorlardı. Yani Ya sağlıklı psikoloji. şöyle bir şey var. O işte Fenerbahçe'deki o yılların verdiği birazcık da birikimle beraber çok ciddi, çok kırılgan bir camia haline dönüştüler tabii ki. Ama bu sezon sanki üstlerinden onu atmış bir havaları vardı. İşte üst üste gelen galibiyetler, birazcık da işte Jesus'un verdiği o havayla da birlikte kendine güvenen yapısı var. Takıma üstünde büyük bir hakimiyeti var. Uzun süre Fenerbahçe teknik direktörlerinden görülmeyen bir kadro üstünde bir hakimiyeti var. Üstüne bir de sahada oyun olarak da az çok tatmin eden de bir oyun olunca sanki o biraz kırılmış gibi görünüyordu, ama bir derbi mağlubiyetine bakıyormuş aslında bir Şöyle bir de taraftan da. bence Jesus'un en büyük farkı eskiden mesela Ersun Yanal çalıştırırken Ersun Yanal'ı sevenler vardı, sevmeyenler vardı. Aykut Kocaman aynı şekilde, İsmail Kartal aynı şekilde. Kokuyu zaten 2 maç sonra hemen bağırmaya başlamışlardı. Jorge Jesus üzerinde bir konsensus vardı. Yavaş yavaş o dağılmaya başlıyor bence. O biraz tehlikeli. Jesus da bence buna biraz yardımcı oluyor. Ana planında çok ısrar ettiğini ve en azından küçük değişiklikler dahi yapmadığını düşünüyorum. Bu da büyük maçlarda büyük zarar veriyor. Çünkü ana planıyla kalite farkı olduğu zaman net bir şekilde vurup geçebiliyor. Ama kendisine yakın kalitedeki takımlara karşı gol bile atamadı bu sezon. Ya Beşiktaş maçında da öyle olmuştu. Ben çok şaşırmıştım tabii, ama birazcık Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin oyununa uygun bir karşılık verme durumu olmuştu o maç özelinde. 0-0'a bağlanıp maç bitmişti bir şekilde. Ama dediğin gibi ben bu kadar karşılık veremeyen bir Fenerbahçe bu sezon özelinde görmemiştim açıkçası. Cidden bir müddet sonra olmayacağını anlayıp aslında bir futbolcularda bir bırakma gibi bir durum oldu yani. Tamam abi, bitti artık, olmuyor gibi bir durum oldu. Şöyle Fenerbahçe ilk 5-10 dakika biraz baskı yapmıştı. Galatasaray oradan kırılmadan çıktı. Biraz Galatasaray etkili olmaya başladı. Fenerbahçe paramparça oldu. Yani psikolojik farkı da biraz bu gösteriyor bence. Evet. De burada birazcık tabii Fenerbahçe tarafından bakmaya çalıştık, ama bence Galatasaray tarafından da bakmak lazım. Sezon başında birazcık yapılan transferlerle tabii hani isim isim baktığın zaman muhteşem bir kadro kuruldu. Tabii kadro kalitesi olarak hala da ligin en iyisi bence de. İsim isim. Yani, İsim diyebiliriz. tabii, ama bir taraftan bu isimlerin birkaçının özellikle işte Mata'ya baktığımızda ya da Icardi'ye baktığımızda uzun süre sahalardan uzak kalmış olması, form olarak özellikle Mata'nın fiziksel olarak çok kötü durumda olması, Icardi'nin de hakeza öyle. Yani 90 dakikayı çıkartamayacak durumda olmaları, takımın biraz kötü başlaması, oyun olarak tatmin etmeyişi, bu kadro kalitesinden topu ayağında tutan, sürekli hücumu deneyen bir takım ortaya çıkarma, öyle bir oyun görme beklentisi ama onun bir türlü karşılanması falan derken, ama üst üste 7 maç galibiyet. Biraz da oyunda aslında bence de bir farklılaşma da var ki Fenerbahçe maçı onun zirvesi oldu. Bir karşılama, bir pres takımına da biraz dönüşmüş durumda sanki Galatasaray. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Onun da şeyini almış durumda. Yani topla çok fazla
oynamayı tercih etmiyor Galatasaray aslında. Son maçlardaki işte o topla oynama oranları da bunu gösteriyor bir taraftan. Aldıktan sonra hızlı bir şekilde işi bitirmeye yönelik bir oyunu var ve bunu da işte dediğim gibi Fenerbahçe maçında da zirvesini yaptı. Biraz geçiş hücumu takımı Galatasaray. Ona katılıyorum. Yani içeride de oynamaya çalıştığı şey önde basıp bir an önce kaleye git. Tabii bu tip maçlarda geride bekleyip daha rahat yapabiliyor. Şöyle Galatasaray'ın şimdi sezon başını hatırlayalım. Oradaki 1-2 galibiyet çok kritikti. Benim çok da sevmediğim Gomis sayesinde geldi. Hakkını vermek lazım. Şimdi Galatasaray'ın transferleri 5. 6. hafta geldi. Şu an ligin ilk yarısını bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 4'te 1'inde yoktu bunlar. Geri kalan bir 2-3 haftada en az onların hazırlığı geçti ki Icardi'nin oynamaya başlaması aslında Beşiktaş maçı diyebilirsin. Yani 6-7 haftadır. Onun da 2'sinde 3'ünde oynamadı. Aslında 3-4 hafta oynadı. Çok da faydalanamadı Galatasaray. Ama giderek üstüne koyarak ilerlediğini görüyoruz zaten. Bence kritik olan şu, şampiyon takımlar genelde duran topta etkili olan takımlar oluyorlar. Çünkü küçük şeyler belirliyor maçları. Galatasaray da duran topu etkili kullanmaya başladı. Bu hafta mesela Sergio Oliveira'nın golü bir duran toptan geldi. Sekti, vurdu falan ama duran top sonuçta. Yani o 1-0 çok önemliydi. Ya Fenerbahçe 1-0 öne geçse belki farklı bir maç olabilirdi. Daha önce de duran topla Galatasaray'ın işte kazandığı maç oldu. İstanbulspor'u da aynı şekilde yendi. Bu konuda bir ilerleme görüyoruz. Duran top antrenörü de getirdi. Bu detaylara önem vermesi iyi. Takımın ne oynadığı belli. Bir de hep bir 11'in büyük kısmı belli olur şampiyonluğa oynayan takımlarda genelde. Galatasaray'da şu an kaleciyi sayıyoruz. Savunmadaki 3 kişiyi sayıyoruz sol bek hariç. Sağlıklı olduklarında orta sahada işte Torreira, Oliveira, Mertens. Santifor'da pek şey olamıyoruz. Kanatlarda da biri Raşit'sa, diğeri genelde Kerem. Yani 8-9 kişiyi sayabiliyoruz. Bunun yanı sıra herkesten de verim almaya başladı. Ben Barış Alper'in ilerleyişini beğeniyorum. Berkan'ı çok iyi hazırlamış. Torreira'sız 3 tane maçı Galatasaray iyi atlattı. Bir de en zor maçlardan çıktı Galatasaray. İçeride Beşiktaş, dışarıda Başakşehir, dışarıda Sivas, dışarıda Fenerbahçe. Bunların hepsini kazanarak geçti. Çok büyük iş. Şimdi üst üste içeride maçlar oynayacak. Tabii onların da farklı bir zorluğu var. Çünkü farklı tarz maçlar olacak. Galatasaray'ın daha çok zorlandığı maçlar bunlardı. Ama bir özgüven geldi. Bir havaya girdi camia. Bir 2-3 maç üst üste daha kazanırsa şampiyonluk konusunda ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ben şu Okan Buruk'u çok beğenen biri değildim. Ama sene başı Okan Buruk'u biraz getirmek zorundaydı Galatasaray. Çünkü başkan çok geç seçildi. Transferler çok geç yapıldı. Okan Buruk zaten Galatasaray Teknik Direktörlüğü'ne uzun süredir hazırlanan birisiydi. Şimdi böyle biri varken ve çok da hırslı, kendini ispat etmek istiyor. Biri varken elinin altında gidip de işte De Zerbi'nin adı falan geçiyordu. Yani bu tip zaten maceralara girecek durumda değillerdi. Macera aramaya gerek yoktu. Ben isterim ya, ben yabancı hoca gelmesin diyen biri değilim ama bu sene o sene değildi asla. Yani çünkü Haziran'ın 25'inde gelen bir adam, Ağustos'un başında lig başlıyor, transferler zaten geç yapıldı, takımı bilmiyor. Yani çok yetersiz bir zaman. Daha sağlıklı, daha geniş bir dönemde getirilebilir üst düzey Avrupalı hocalar. Ben fark yaratacağını düşünüyorum. Ama şu an bence yapılması gereken oldu. Okan Buruk da iyi götürüyor. Oyunculardan verim de alıyor. Bence gayet başarılı şimdiye kadar. Umarım böyle devam eder. Zaten Başakşehir'de de hatırlıyorsun, uzun bir serisi vardı şampiyonluğa giderken. Şampiyon takımlar da Guardiola da biliyorsun her sene bir 14 maç, 12 maç bir seri yapar. Seri yapmak lazım koparmak için ligi. Onu da yapıyor şu an. 7 maç oldu. Fikstür iyi gözüküyor. 2-3 maçta bence arka arkaya kazanmalı. Öyle olsa Fenerbahçe de kırılgan zaten şu an. Fenerbahçe de bir yerlerde takılacaktır. Farkı biraz daha açabilir, rahatlayabilir. Bakalım uygun hamleleri de yaparsa devre arası Galatasaray iyi bir sezon geçirebilir. Birkaç ay önce işte Fenerbahçe artık bu sezonu kesin şampiyon tamamlar gibi konuşmalar oluyordu ama ben diyordum Galatasaray iyi, çok yabana atıyorsunuz. Galatasaray bu sezon yani şampiyon olamasa bile Fenerbahçe'nin kolay bir şampiyonluğundan bahsetmek zor diyordum. Cidden öyle bir tablo oluşmaya başladı yavaş yavaş. Bir de şunu söyleyeceğim sana. Galatasaray'ın kadrosu isim isim iyi ama kadro mühendisi olarak iyi olmadığını söylemiştim. Onu açayım istersen biraz. Aç. Yani gerek yok aslında ama sen bilirsin. Tamam. Ya devam et o zaman sen. Aç aç abi. Yok yok devam et sen, tamam ya. Ya niye bozuldun karıştın abi? Biraz önce sen ligin en iyi kadrosu mu Galatasaray demiştin. Yani isim isim en iyi kadrosu ama mühendislik açısından sıkıntılı da bir kadro. Bu da bence Okan Hoca'nın başarısı. Yerliler mesela Kazımcan oynamak zorunda bu takımda. 11'de 3 yerliği sağlamak için. Öbür türlü oynatmadığın zaman sağ kanatta Raşit Say'ı kesiyorsun. Santifor'da Icardi'yi, Gomis'i kesip Barış'ı koyman gerekiyor. Orta sahada Torreira'yı kesip Berkan'ı koyman gerekiyor. Sıkıntılı bir takım. Ya da kaleciyi zaten değiştiremezsin. Onu yapacaksın ya da.
Kadro birazcık kervanı yolda düzülmüş bir kadro olduğu için sıkıntılı bir kadro. Ama Okan Hoca elindekilerden verim alarak bence onu da iyi başardı. Şey diyordu, yeterli maç yok. Ben herkese oynatamıyorum. Süre vermek istediklerim var ama çok fazla maç olmadığı için herkese yeterli süre veremiyorum diye bir şikayeti vardı aylar önce. Ama ona rağmen bence çok fazla geniş olmayan dar bir kadroyla, genellikle aynı isimlerle yola devam ederek aslında sonuç almayı da başardı. Ya biraz fazla hoca yakınıyor kibarca. Yani yapmasa daha iyi olur bence. Yani işte o ufak ufak süreler vererek herhalde biraz Mata'yı, biraz Icardi'yi, fiziksel olarak iyi durumda olmayan futbolcuları birazcık diri tutmaya ya da işte fiziksel olarak diğerlerine yaklaştırmaya, yani öyle bir elinde o tarz işleri yapabilecek maçlar olsun istiyordu tabii ki. Biraz da haklı olarak. Ama olmadan da o dar kadroyla şu an buraya getirmeyi başardı takımı. Dediğim Icardi'yi gibi. Dahil etti aslında. Icardi'yi dahil etti de orada Mata çok kötü durumda. Mata yardımcı antrenör gibi aslında daha çok. Ya yaş olarak da tabii aralarında hem o yaş olarak da fark var. Bir de Mata çok uzun süredir hiç oynamadı. Onun da etkisi var. Birazcık da zihinsel olarak ne durumda onu da çok fazla bilmiyoruz açıkçası. Gelirken ne düşünüyordu? Burada ne buldu? Şu an kendini tam olarak antrenmanlarda ya da sen daha iyi biliyorsun. Yani daha dikkatli izliyorsun. Maçlarda zihinsel olarak ne durumda? Hani onlara da bakmak lazım ama Icardi tabii. Icardi'nin birazcık da açlığı da var. Inter döneminde özellikle. Dünya futbolunun en elit forvetlerinden bir tanesiydi sonuçta. Tekrar oraya geri dönmek istiyordur. O klasmana geri dönmek istiyordur. Her ne kadar yaş olarak ilerlese de hala bir büyük transfer daha yapabilme ihtimali var bence. Ki sen de öyle düşünüyorsun. Kesin, kesin. Bir de yani 93, bu 29-30 yaşında yani. Yapar, niye tabii yapmıyor? tabii. Santrfor bir de bu adam. Zaten fiziğiyle çok oynayan bir oyuncu değil. Ve birinci viteste, ikinci viteste bizim ligde iş yapıyor. Yapar ki ya bizim ligde her türlü iş yapar zaten. O şeyi de var, klası da var zaten. Burada geçirdiği süreyi iyi değerlendirip bence öyle bir amacı da var. Ha, sezon sonu ne olur? Galatasaray onu tekrar tutmak için bir şeyler yapabilir mi? O ekonomik gücü olacak mı, olmayacak mı? Yapamaz. Orayı göreceğiz ama tabii zor, çok zor artık. Yani bu şeylerle, bu ekonomik durumlarla pek mümkün değil ama Ya o da konuşuluyor aslında. Ben canlı izlemiştim. Milano'ya gittiğimde çok ucuza bilet bulmuştum. Canlı izlemiştim. Size de söylemiştim. Yani dünya gözüyle izlediğim en iyi oyuncu demiştim. Çok özel bir oyuncuydu. O zaman tabii daha da fitti. Inter'in yıldızıydı. İtalya Ligi'nin en büyük yıldızıydı belki. Yani onun oradan gideceği yer Real Madrid, Barcelona falan zaten eski Barcelona. Ki Paris Saint Germain'e gitti. Aslında çok da şu an maddi koşullarında düşündüğümde çok da farklı bir yer değil. Yıldızlar topluluğu bir yere gitti. Orada Galatasaray'ın şansı biraz hem özel hayatındaki çalkantılardan dolayı pek istenmemesi hem de oranın artık çok büyük yıldızlar olduğu için biraz gözden düşmesi Icardi'nin. Biraz önünü açtı Galatasaray'ın da şu an işte konuşuyoruz sizle de. Icardi'nin en azından kadroda bulunamayacağı çok az dünyada takım var bence. Ya öyle, senin dediğin dönemlerde ceza sahası dışından vura vura içine giren bir adamdı. Şimdi dediğin gibi birinci ikinci viteste takılan ceza sahası içi golcüsüne dönüştü bir taraftan. Ama işte Fenerbahçe maçında attığı golde de görüyorsun yani aslında neler var repertuarında, neler yapabiliyor. Onu bile görebiliyor bu fiziki haliyle bile. Bakalım, göreceğiz ya. Nereye doğru dönüşür? Her ne kadar biz burada bu isimlerin çoğunun ya kariyerinin son döneminde ya da Icardi'de olduğu gibi bir dibe batıp tekrar çıkmaya çalıştığı dönemlerde izleyebiliyoruz. Umarım yine güzel şeyler izleriz sezonun devamında. Çünkü çok az rastlıyoruz. Böyle işte şey denir ya, gözümüzün pasını silen futbolcu. Gelip gittiler tabii ki çoğu. İşte bir sürü isim sayabiliriz. Ama dediğim gibi ya işte kariyerinin son döneminde son bir yılını, 2 yılını burada kulüplerin verdiği büyük paraları almak için bir nevi yatıp bir sezon, 2 sezon o paraları almak için geliyorlardı. Ya da dibe batmış, oradan tekrar çıkmak için bir sezon, 2 sezon burada değerlendirip tekrar bir transfer yapmak için geliyorlardı. Ya da geliyorlar ya da gelecekler bundan sonra da. Öyle bir ligimiz var maalesef. Bunlardan bir tanesi de aslında Weghorst. Aslında çok da kariyerinde bir düşüş yaşamadı. Geçtiğimiz sezon devre arası Burnley'e gitmişti Premier Lig'e. Yani tabii sezon orada iyi gitmedi. Hem kısa bir süre, yarım devre, hem de işte çok fazla gol atamadı derken büyük bir uğraş sonucu kiralık olarak Beşiktaş'a gelmişti Weghorst. Onun da belki de burada iyi bir sezon geçirip Premier Lig'de belki bir basamak üstteki bir orta sıra takıma ya da farklı bir son büyük transferini yapmak için
bir fırsat arayacaktı. Ama bu uzun sürmedi. Yarım sezonda. Tabii Dünya Kupası'nın da etkisi var bence bunda. Bunu başarmış gibi görünüyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak açıkçası tadı damağımda kaldı. Hafta sonu Kasımpaşa'ya gol attıktan sonra hem taraftara hem de takıma bir veda etti kendince. Tabii bundan kimsenin haberi yokmuş. O da ayrı bir mevzu. Hatta Şenol Hoca da maç sonu böyle bir şey olacaksa önce bir kulüple görüşmesi lazım falan diyor. Önce bir bunu konuşalım abi. Sonrasında şeyi konuşalım. Böyle tadı damağımızda kalan kimler vardı? Aklımıza gelen birkaç isim. Onların üzerinden konuşalım. Valla açıkçası Dünya Kupası'nda özel Arjantin maçında yaptıklarından sonra ve maç sonu Messi ile olan işte polemikten sonra çok konuşuldu Weghorst. Üstüne tabii gösterişli de bir adam. Boyu, fiziği, oyun içindeki çalışkanlığı bayağı gösterişli de bir adam. Hırslı, hevesli. Beşiktaş taraftarı çok sever böyle futbolcuyu. Çok da birden bir karşılıklı işte kan uçması da oldu. Ama hikaye kısa sürecekmiş. Ben Weghorst'u sene başı överken bana Enver Paşa falan diyordu Mertişko. Neyse o da izledi gördü Weghorst'u. Ya şöyle şimdi birazcık Weghorst'un şansı tekrar onun tarzı santrforlar talep görmeye başladı dünyada. Artık her takımın kadrosunda bulunması gerekiyor. Bir ara santrforsuzluk modaydı. Şimdi işte bu santrforsuzluğun bayrak taşıyanı Pep Hocam bile Haaland'ı aldı, Alvarez'i aldı. Çünkü kilitli savunmayı açamıyorsun. Pas yap pas yap seni kilitlerlerse bir farklılık yaratamıyorsun. Mutlaka lazım. Şimdi United'da bir oyun kuruyor Ten Hag ama o tarz bir oyuncu yok. Santrfor yok. Ronaldo'dan da kurtuldular. Şimdi oraya bir tane Weghorst gibi bir adam etkili olur, iş yapar. Çok doğru bir hamle. Bence United almasa başkaları da yine örnek vereyim. Bayern'i sürekli örnek veriyorum. Ben Bayern olsam Weghorst'u isterim mesela. Yok Weghorst gibi adam Bayern. Pek çok takımı da ister, talep görür. Beşiktaş için de şimdi bu sezon ne yapabilir bilmiyorum. Bence şampiyon olması falan çok zor zaten. Yukarıları zorlayabilir. Ama elde bir imkan varsa bir para getirmesi. 2 milyon, 2,5 milyon euro falan diyordu Mali. Öyle bir paralar getirecekse bence Beşiktaş için piyango olur. O parayla daha kalıcı bonservisi alınacak bir oyuncu ya yatırım yapılabilir. Şenol Güneş'in istediği tarz bir oyuncu bulunabilir. Muhtemelen o yerli ister. Ya da yabancı bilmiyorum. Kimi ister. Eskiden çalıştırdığı bir oyuncuyu mu ister bilmiyorum. Beşiktaş o açıdan piyango da vurmuş olabilir. Ama Weghorst tabii bizim kulüplerin parayla kolay kolay alamayacağı kalitede bir oyuncu. Büyük bir kayıp olur. Weghorst'u da anlamak lazım. 30 yaşında şimdi United demişken gitmek için elinden geleni yapar. Ben de yaparım. Ya tabii ki canım. Weghorst'a ne diyebilirsin ki burada? İkincisi şeye katılıyorum. Yani bu kadro yapısıyla Beşiktaş'ın yani başında kim olursa olsun şampiyonluğu zorlaması falan çok zor. İsmail kalsa da zordu bence. İsmail'den kalan kadroyla, onun anlayışına göre yapılmış bir kadroyla Şenol Güneş'in yapması da çok zor. Ki en son Kasımpaşa maçında da gördük. Şenol Hoca'ya da şey yapmayayım yani hani deniyor bir şeyler. En son işte 4-4-2'yi denedi. Birazcık da Weghorst'un varlığına güvenerek kanatlardan bir oyun denedi. Ama işte onunla da olmuyor. Göbek çok kötü. Özellikle defansın göbeği. Yani bu kadar dengesiz savunma hattı oluşturmak için yıllardır çaba sarf ediyor yönetim. Çok hayretle izliyorum. O yüzden zor tabii ki. Weghorst olsa da çok zor. Olmasa da bence zaten çok olacak bir iş değil. İlk üç içinde bitirebilirse Beşiktaş için bence büyük bir başarı olur bu sezonu. Bu sezonun belirleyici transferi de kapışmışlardı hatırlıyorsun. Bence bu noktaya kadar Abdülkerim transferi oldu. Evet. Galatasaray için çok ciddi bir fark yarattı. Fenerbahçe'de de gördün stoperleri. Abdülkerim'i almadılar. İşte Gustavo Henrique'ler falan şimdi Samet Akaydın'a 4 milyon euro veriyorlar. Ali Koç o kadar etmezsin falan demişti Abdülkerim'e. Daha fazlasını Samet Akaydın'a veriyor. Yerli stoper yok işte. Beşiktaş'ta Tayyip'i aldı. O da hücumda etkili falan ama yani Beşiktaş'ın savunmasını alıp çok ileri taşıyacak bir oyuncu değil. Yerli bir savunma oyuncusu olarak işini yapıyor. İşte bir tane de genç bir stopere de iyi bir para verdi Beşiktaş. Emrecan mıydı? İstanbulspor'dan. İstanbulspor'dan. Yani onlar da Beşiktaş'ın bir de çok karmaşık bir dönem. Belki Beşiktaş Sergen'in ilk şampiyon olduğu dönemki gibi bir oyun oynuyor olsa, oturmuş bir düzeni olsa, takımın oynadığı oyun belli olsa belki daha faydalı olabilirler ama takım da çok karışık şu an. Yılların oyuncuları bile faydalı olamıyor. Onun için sıkıntılı bir dönem. Ben sana şeyi soracağım. Başkan değişir mi Beşiktaş'ta bu sene? Başkan değişir. Hazırlık da var camiada. Bir senesi vardı ama bu sezon sonunu göremez gibi geliyor bana. Çünkü hem camiada hazırlık var belli. Birileri çıkıp ufak ufak çalışmalara başlıyor. Serdal Adalı mı? Yok, Serdal Adalı'yı hiç duymadım. Hep o çıkıyordu da onun için kim çıktı şimdi? Yok. Şimdi divan başkanından bekleniyor bir adım. Beşiktaş'ta da bu moda var. Divan başkanların hep gözü başkanlık koltuğunda oluyor.
Hasan Arat var bir de. Hasan Arat hazırlanıyor. Onun da hazırlandığı yönünde bir beklenti var aslında daha çok camiada da. Sanki dernekleri dolaştığı söylentileri de geliyor açıkçası. Hasan Arat'ın olması yönünde de bir beklenti var. Hasan Arat Seba'nın adayıydı galiba Serdar Bilgili'ye karşı. 20, 100. yıldan önce, 20 sene önce falan herhalde değil mi? Ondan sonra olimpiyat adaylığının başkanıydı. Evet. Benim izlenimim çok olumlu Hasan Arat. Yani çok iyi tanıdığım biri değil. Sen Beşiktaşlısın, belki daha iyi tanırsın ama benim izlenimim çok olumlu. Özellikle Ahmet Nur Çebi'den sonra iyi bir liderlik gösterir. Beşiktaş'a yakışır diye düşünüyorum. Çok cemiyetlere dolaşmasına da gerek yok. Yani çok karşısına aday çıkabileceğini zannetmiyorum. Ya şöyle bir farklılık var. Fikret Orman da biraz öyleydi. Özellikle yurt dışı bağlantıları çok olan bir adamdı. Hasan Arat da öyle. Ya özellikle futbol camiası içinde, daha doğrusu bütün spor camiası içinde ciddi dostlukları, bağlantıları olan da bir insan. Saygın bir isim. Evet, o yönden tabii ki Beşiktaş'a çok iyi gelir. Bir taraftan da sporun içinde daha spor ruhunu bilen birinin olması daha pozitif geliyor tabii ki benim bakış açıma göre. Bir iş adamının sıradan ülke içinde tabii ki saygın, varlıklı ya da işte ağırlığı olan bir iş adamındansa sporun ruhunu bilen, onun içinden gelen, daha o yönde bağlantılar kurabilmiş, o camianın içinde olabilen birinin olması, daha saygın, bu camianın içinde saygın birinin olması tabii ki daha mantıklı geliyor. Hasan Arat'ta da o vizyon vardır. Hani maddi durumunu bilmiyorum. Nasıl sponsorlar çekebilecek mi? İşte yönetiminde kimler olacak? Yani ne yapacak bilmiyorum ama Ahmet Nur Çebi'den sonra iyi bir başkanlık, daha iyi bir başkanlık yapabileceğini düşünüyorum. Ben tabii sen daha iyi bilirsin Beşiktaş camiasını. Ya tabii camiası. Bu şu anki yönetimden sen ben de gitsek daha iyi başkanlık ya da yöneticilik yaparız muhtemelen de. Bence daha iyi olur. Sponsorluklar işi birazcık o anki kulübün verdiği, dışa verdiği mesajla da alakalı. Sen dışarıya nasıl bir mesaj veriyorsan, nasıl bir markanın yüzü olarak yan yana anılmak istediği bir mesaj veriyorsan eğer, onlar sana zaten geliyorlar. Şu an Beşiktaş'ın öyle bir yapısı yok maalesef. Çok iyi mesajlar vermiyor. Umarım böyle bir yapıya tekrar kavuşur deyip bu tatsız konuyu kapatalım bence. Şeyle geçelim. Senin asıl gelmek istediğin konuya geçelim. Evet, tadı damağımızda kalan, gelip kısa sürede bu adamla neymiş ya dediğimiz ama sonrasında maalesef ayrılmak zorunda kaldığımız futbolcular çok oldu böylesi. Yani benim en yakın dönemde şu an Weghorst olacak, öyle görünüyor. Bir öncesi Mario Gomez var. Biraz Talisca var belki. En yakın dönemden saydıklarım. Karev. O dur, oralara gelmedik daha. Karev kesinlikle öyle canım. Karev de var. Ben çok seviyordum Karev'i. Valencia sever bir adamdım. Valencia'dayken de Karev'i çok severdim. Ama Beşiktaş'a geldiğinde çok mutlu olmuştum. Beşiktaş'tayken de çok seviyordum. Çok Beşiktaş'ın yine kaotik olduğu bir dönemde geldi maalesef o da. Del Bosque varken geldi. Del Bosque gitti. Sonra Rıza Çalınbay'la çalıştı. Sonrasında gitti zaten. Lyon'a gitmişti. Onu da bayağı bir paraya satmıştık. O zaman 8-9 ben yanlış milyona falan. 3'e alıp bir sene kullanıp 7,5'a falan satmıştı Beşiktaş. Ama tabii o parayla Ailton'u alınca pek bir şey yaramamış. 8 falan hatırlıyorum da, 8-9 civarı bir şey hatırlıyorum ama doğrudur. 7,5 da olabilir. Ama oynadı da ya. Bayağı Fenerbahçe maçında falan hatırlıyorum. Ankara Gücü falan böyle soldan alıp içeri girip çekip vurduğu maçları falan hatırlıyorum. Güzel de zaman geçirmişti. Biraz belki, yok o Aboubakar'ı söyleyecektim ama şimdi onu söylemeyeyim. Onun farklı şeyleri oldu. Aklıma gelenler onlar. Senin aklında kimler var? Amokachi. Ya var tabii ki abi. Oralara gelmedik daha. Ben bir giriş yapayım dedim. Yoksa tabii ki. Kimler var? Amokachi de kesinlikle öyle. Karatren yani. Hatta bak, Amokachi'den sonra direkt o Amokachi etkisini yaratan işte Karev olmuştu bence. Böyle gelir gelmez o da işte böyle kanattan alıp içeri, ya fiziğine rağmen çok hareketli bir futbolcuydu Karev. Biraz o etkiyi yaratmıştı. Sonra tabii Yula'ya ikinci Amokachi falan diyenler olmuştu ama maalesef. Ohen gelmişti. Amokachi'nin yerini doldurmak için Ohen gelmişti de yani o pek olmamıştı, onu hatırlıyorum. Tabii olmaz yani. Amokachi bambaşka bir adamdı. Hızlı, fizik, yani çok, çok acayip bir adamdı ya. O dönem gerçekten gelmiş olması Beşiktaş'a büyük işti yani. Orada Beşiktaş'ta sayınca benim Galatasaray'dan çok Beşiktaş'ta geliyor. Ben çok iyi hatırladığım bir dönem değil ama bir Les Ferdinand da var galiba. Tabii canım. Hep bir yıllık böyle çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Gordon Milne'nin şeyiyle gelmişti zaten. O bir sezon kiralık gelip burada ciddi de bir etki bırakıp gitmiş bir adam. Yıllar boyunca hatta sürekli üstünde konuşuluyordu yani. Bir de bu siyahi forvet şeyi ondan sonra zaten böyle çok şey
şey oluyor işte Ferdinand var üstüne işte Amokaç var, Karev var falan derken böyle bir Beşiktaş'ın siyahi forvet şeyi de var yani Numa var tabii ki. O böyle bir gelenek haline de gelmiş. Yakışıyor da Beşiktaş da. Forması yakışıyor da hepsine aklıma getirdiğim gelenlerin hepsine de çok yakışıyor beyaz formada onlara. O da var. Ben Galatasaray'dan sayayım istersen. Say Galatasaray'dan bakalım. Saydığım isimler yani biraz tepki çekiyor onu söyleyeyim başta. Ya ben çünkü benim Galatasaray'dan beklentim belki ya da Galatasaray oyuncusundan beklentim farklı. Mesela benim Galatasaray'da en sevdiğim yabancı oyunculardan biri Harry Kewell'dı. Harry Kewell'ı doya doya izledik. Yani gözümüzün önünde bitişini de gördük. Yani giderken çok iyi durumda değildi. Onun için onu saymayacağım ama bende o tadı bırakan bir oyuncu vardı. Maalesef Emre Belözoğlu sakatladıktan sonra eski haline dönemedi. O da Johan Elmander. Benim Galatasaray formasıyla izlemekten en keyif aldığım oyunculardan biriydi. Keşke ona benzer bir forvetimiz olsa şu an. Evet. O sakatlığı yaşamasa farklı olurdu ama tabii fiziğiyle oynayan bir oyuncu olduğu için 30'undan sonra geriye düşmesi de normal ama çok özel bir oyuncuydu. Çok da benim Galatasaray'dan en keyif aldığım yıl 2011-2012 idi. O sezonda da mükemmel oynamıştı. Ayağa kalkışımızın da bir sembolü olmuştu. Onun için onu söyleyebilirim. Onun dışında şimdi bu isim çok tepki çekecek biliyorum. Ama ben yani psikolojik sorunları olduğunu da biliyorum. Ama bir dönem oynadığı oyunu ben gerçekten Galatasaray'da çok az oyuncuda gördüm. Engin Baytar. Şu arabada kimleydi? Yiğit Gökoğlan. Ya arkadaş. Ya abi bak biz diyoruz ki böyle gelip kısa sürede ciddi etki bırakıp gitmek zorunda kalmış adamlardan bahsedelim diyoruz. Tam olarak o. Engin Baytar'la geliyorsun. 2011-2012'nin başında geldi. İlk bir 2-3 ay ısınması geçti. İkinci yarı ve süper finalde. Bak süper finalde Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olabilir. Mükemmeldi. Sonraki sezona başladı. Tam ben uçacak kaçacak diyordum. Cüneyt Çakır'ın yakasını topladı ve ondan sonra bitti. Onun şeyi biliyor musun Fatih Terim'le ne? Biliyorum şey. Tatlı cadı mı? Sihirli cadı mı? Ne bir... Onun şeyi var. Fatih Terim'in lakabı var. Çok çizgiden top çıkarıyorum. Onun için neydi o? Bir tane büyücü vardı evet. Onun lakabınız o mu demiş. Yok ya nereden çıkıyor falan demiş. Sonraki maç 18 almamış. Lan ne adam ya. Tam adamına yani. Onu da rahat. Onu da Hasan Şaş falan kafalamıştı. Hasan Şaş da çok normal olmadığı için. Onu 6 ay falan da Hasan Şaş oynattı zaten. İşte yazık olmuş bir yetenek. Neyse geriye doğru gideyim. Ben şimdi yine ilginç isimler söyleyeceğim. Herkesin aklına gelen isimleri söylemeyeceğim. Ben Fernando Meira'yı çok seviyorum. Aa ilginç gerçekten. Sonra bir anda gitti hatırlıyorsan Zenit'e. Mart ayında stopersiz kaldı. Çok iyi anılmıyordu sanki oynadığı dönemde de öyle hatırlıyorum. Benim aklımda öyle kaldı. Ya şöyle Stuttgart'ın stoperi olarak gelmişti. Portekiz milli takımında oynuyordu. Fena da başlamamıştı da Galatasaray'ın klasik hani ön libero hep sıkıntı olur ya. Ön liberosu yoktu o sene. Meira ön libero oynamak zorunda kaldı. Sonra ön libero bir çözüm bulunur gibi oldu. Stopere geçti. Ama sonra şey oldu. Mart ayında Zenit Galatasaray'ın aldığını tukatı falan bir teklifle gelince Adnan Polat satmıştı. Galatasaray stoper işte sonra Hamburg maçına çıkacak stoper bulamamışlardı. Harry Kewell'la çıkmışlardı. Hatta Semih Kaya mı oynayacak o zaman çok gençti. Evet hatırladım. Ya o da çok çabuk gitmişti. Benim beklentim çoktu ondan. Linderoth'u söylemiyorum çünkü Linderoth oynayamadı. Yani sürekli sakattı. Onun dışında daha da geriye gittiğim zaman kimi söyleyebilirim? Ben Serkan Aykut'u da seviyordum. O da bir sezon kaldı gitti. Onu da hoca tutmadı galiba. Ribery vardı abi. Ribery var tabii. Ribery'i saymıyor. Yani aslında... Ribery'nin süper yıldız olacağı o kadar belliydi ki. Kesin tabii canım. Yani bizim medyanın Anelka'nın bonusu demesinden bile çok büyük yıldız olacağı belli. Benim de Ribery ile ilginç bir anım var. Çok bunu merak ediyorum. Daha önce anlatmadım herhalde. Samsun'da ben liseyi yatılı okurken Samsun Spor maçı için Galatasaray Samsun'a gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum o maçı. Biz de kaçtık, şeye gittik. Ben de niye gittiysem bilmiyorum yani işte Galatasaraylı arkadaşlar giderken takıldım peşlerine. O zaman Samsun'da büyük otel vardı. Galatasaray orada kalıyor hadi gidelim diye gittik. Tam otelden çıkış zamanı. Bu arada arkadaşlar bir şekilde otelin içine girmeyi başarıp bütün herkesle fotoğraf çekilmişlerdi. O zaman Konse Sağ vardı. Konse Sağ ile Hakan Şükür'le Bülent'le işte Cihan vardı onu hatırlıyorum Orhan Ak vardı hepsiyle fotoğraf falan çekilmişlerdi. Biz de dışarıda takım otobüsü yanaştı. Otobüsün etrafında falan öyle takılıyorduk. Sonra takım çıkmaya başladı tek tek. İlk önce Bülent çıktı. Hakan Şükür çıktı. Konse Sağ çıktı. Sonra şey çıktı böyle ilk çıkanlarda. Hakan Yakın vardı bu arada. Ben özellikle Hakan Yakın'la fotoğraf çekinmek istiyordum. Çok seviyordum ben Hakan Yakın'ı. Güzel bir oyuncu. Evet Hakan Yakın'la fotoğraf çekinirken tabii bu arada bunlar çıktılar ama fotoğraf imza falan derken otobüse kimse
binmiyor. Binemediler hemen. Orada Ribery çıktı. Kimse Ribery ile ilgilenmedi. Daha o zaman da yeni gelmişti. Birkaç maç falan olmuştu herhalde geleli. Daha kimse tanımıyordu. Ribery böyle otobüse orta kapıdan bindi. Oturdu hemen kapının yanındaki koltuğa. Bir an bir boşluk oldu. Ben otobüse girdim. Ribery'nin yanına çıktım. İmza istedim. Böyle baktı bana. Bir müddet bakıştık. Uzattım böyle kağıdı kalemi. İmzalamadı. Baktı güldü. Tabii o arada otobüse başka biri yani takımdan bir görevli bindi. Beni görünce bir bağırış çağırış. Ben de hemen kaçtım tabii. İndim otobüsten. O arada o işte zaman tabii telefon falan yok. Çektiremedim fotoğraf. Yok abi yok. İşte bir arkadaşla fotoğraf makinesi vardı. Onunla bir Hakan Yakın'la fotoğraf çekilmiştim. O fotoğrafta duruyor hala. O ara tam ben kaçıp merdivenlerden otobüs merdivenlerine inerken Konse Sağ'yla karşılaştık. O da tam otobüse biniyordu böyle. Sırtıma vurup öyle inmiştim otobüsten. Böyle de ilginç bir anım var. Yani sayınca Galatasaray'ın kadrosunun da ne kadar kötü olduğunu bir kez daha hatırlıyorum. Konse Sağ falan o kadar bitikti ki ayakta duracak hali yoktu Galatasaray'a geldi. Ribery yani gözümüzün önünde bir yıldızdı. Şöyle oldu zaten. 2005 yılıydı. Galatasaray'ın 100. yılı Türkiye Kupası finali o 5-1'lik maç. Oynadı. 2005 yazında Marsilya'ya gitti. Bir sene oynadı. 2006 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının 11 oyuncusu. Zidane'la Henry'nin finale kadar taşıdı o meşhur Zidane'ın kafa attığı finalin oynandığı maç. Ribery de o takımın oyuncusuydu. Hatta grup maçlarında gol atmıştı. Takımı ayağa kaldıran oyunculardandı. Evet. Sonra zaten Bayern Münih efsanesi oldu. Devam et. Yani Ribery kesinlikle hani hep diyoruz ya bu adamları niye biz bulamıyoruz dediğimiz adamlardan bir tanesi işte bulup Galatasaray'ın getirip ama işte o sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeden maalesef saçma bir şekilde gitmişti. Belki Aneka'da sayılabilir aynı dönem gelen. Çünkü yani adamı doğru düzgün izleyemeden bir şekilde gitti yani o da sonrasında. Aneka Fenerbahçe'de iyi oynamış mıydı peki? Nasıl hatırlıyorsun? Ben iyi hatırlamıyorum. 4-0'lık Galatasaray dışı maçı bir de Beşiktaş maçı. İşte Beşiktaş biraz maçında Icardi gibi büyük maçlarda oynamış ama yani böyle çok ligi böyle kasıp kavurduğunu hatırlamıyorum. Ya kasıp kavuracak bir düzenli oynama fırsatı olmadı. İnönü'de İbrahim Toraman'la İbrahim Üzülmez'i birbirine çarptırdığı bir pozisyon var çizgide alıp içeri girip gol olmuştu hatta. Tuncay'a mı attırmıştı? Öyle bir şey olmuştu. Öyle bir çarptırdı ki o ikisi sonra sürekli çarpıştılar biliyorsun. Biliyorum. Yani şöyle ya birazcık da Daum da ters bir adamdı yani. Daum'a denk gelmesi Daum'a hiç uyacak bir adam değil bu arada. Yani çok rahat bir adam. Kafa değişik. Tabii, yani Daum Nobre'yi koyup işi bitiriyordu yani. Evet. İşte Denizli maçında o meşhur. Tabela kalkıyordu. Anelka giriyordu 70'te falan. Nobre evet. Çıkıp. O büyük şanssızlıktı. Yani o dönem için Türkiye şartlarına çok uygun bir teknik direktördü. Aziz Yıldırım'ı anlayabiliyorum. Onunla devam etmesi konusunda. Ama öyle bir kadro vardı ki. Yani o kadroya bir de Anelka eklenmişti. O kadronun teknik direktörü de değildi bir taraftan. Ama işte ya o şartların en iyi, o şartlarda çalışabilecek en iyi teknik direktör de oydu bir taraftan da. Gerçekçi baktığın zaman da ki öyle de devam etti yani. O sezon, o dönem Fenerbahçe çok ciddi bir ambargo koymuştu. Galatasaray kesmeseydi önünü, bir sezon daha şampiyon olsaydı belki daha farklı yerlere gidecekti 4 Fenerbahçe. 4 sene üstte şampiyon olmuş olacaktı 2006'da da olsaydı evet. Şampiyon zaten. Evet, evet. Şunu söyleyeceğim. Şimdi yine daldan dala geçiyoruz. Fenerbahçe Anelka'yı kar ederek sattı bu arada. Tabii tabii canım. Çok verim alamadı ama işte öyle oyuncu alınca kolaydı. Başka düşünüyorum. Mario Gomez'den çok bahsetmedik ama Mario Gomez çok acayip adamdı. Yani o sezon Beşiktaş şampiyon olduysa %80'i Mario Gomez'dir bence. Ya Sosa'nın işte o sezonki Oğuzhan'ın, Atiba'nın çok ciddi katkısı vardı ama yani Mario Gomez o bitiricilikte bir adam olmasaydı bilmiyorum işler nasıl olurdu. Yani ben hatırladığım bu kadar iyi bir forvet Beşiktaş'ta izledim mi ya da izler miyim bundan sonra bilmiyorum. Yok galiba. Hatırlamıyorum yani. Sadece Beşiktaş'ta değil, ligde de yani çok az gelir böyle bir adam. Adam Alman milli takımının santiforuydu. Bir de yani tarihin en iyi Alman milli takımlarından birinin santiforuydu. Zaten sakatlanmasa, sorunları olmasa gelmez. Beşiktaş'ta ne işi var? Bayern Münih'in santiforuydu adam. Ya onun için de işte Beşiktaş ve onun rehabilitasyon dönemi oldu. Evet. Tam win-win durumuydu. Birazcık şey gibi işte Abubakar'ın ikinci gelişinde de öyle oldu. Bunda da öyle. Sakattı, oynayamıyordu. Ya yanlış lig, yanlış takım tercihi de vardı aslında orada. Avrupa Şampiyonası'na milli takımda gitmek için bir takım arıyordu. Beşiktaş da bir santrafor arıyordu. Bir şekilde Ahmet Bulut'un yardımıyla kesiştiler ve sezon sonu o milli takımla turnuvaya gitti. Biz şampiyon olduk. Aslında devam etmek için şartlar çok uygundu Beşiktaş için mali anlamda da. Ama Gomez o yaklaşmadı yani. Kalmak istemedi. Almanya'ya gitmek istedi. Gitti. Yoksa böyle çok cüzi bir rakam
verip Beşiktaş şey yapabiliyordu. Ama şimdi servisiyle devam edebiliyordu. Koyduğun zaman Wolfsburg istiyordu. Wolfsburg da o zaman Almanya'da üst sıralardaydı. Şampiyonlar Ligi'ni falan zorluyordu. Oradan milli takıma seçilmesi de daha kolay tabii. Ben anlayabiliyorum. Burada da Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp bir sezon daha Beşiktaş'la şampiyon olacaktı ve bir sonraki sezon yine Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecekti aslında. Tabii bunu öngörmek çok kolay değil onun için ama en azından bir sonraki sezonki Şampiyonlar Ligi garantiydi. Wolfsburg'la küme düşmeyi tercih etti. Beşiktaş'la devam etseydi belki daha iyi olacaktı hem Beşiktaş için. Ama Beşiktaş o sonrasında şey sıkıntısı çekmedi açıkçası. Ya tabii ki Gomez olsa bambaşka olurdu ama gol sıkıntısı çekecek bir forvet hattı yoktu. Cenk vardı. Aboubakar çok ciddi etki etti. Tabii onu da devam ettiremedi Beşiktaş. Ettiremezdi zaten de o bayağı iyi bir sezon geçirip bir de mali olarak da çok ciddi bir onun da şeyi vardı. 3-3,5 civarı falan alıyordu Aboubakar'da. Zordu yani devam etmekte tabii o şartlarda. Sonra Negredo'lara falan kaldık tabii. Ben bir örnek daha vereyim mi Trabzonspor'dan? Ver. Bak bu beni biraz önceki saydıklarımdan farklı, biraz sorunlu ama yetenekli bir profil ama özel bir oyuncu. Beşiktaşlıların da yakından tanıdığı bir isim. Jaja. Aa evet. Jaja çok acayip bir adamdı ya. Yani o... Jaja'nın biliyorsun yani alemlere falan akmayan hali her takımda oynardı muhtemelen. Kesinlikle çok acayip adam. 2010-2011 sezonu zaten çok çok iyi bir Trabzonspor'du. Çok iyi bir kadroydu. O kadrodaki acayip adamlardan bir tanesiydi. Sen Trabzonspor demişken benim aklıma çok acayip bir adam daha geldi. Tabii bu çok daha geriye gidiyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum da Şimkovyak abi. Ama Şimkovyak benim de aklıma geldi. Uzun süre oynadı o. Ama şöyle çok iyi bir sezonun ortasında yaşadığı saçma sapan bir olay yüzünden gitti o. Bilmiyorum Ha, hatırlıyor musun? Hatırlatmayalım şimdi. Kötü bir olay tabii biliyorum. Yani çoğu Trabzonspor'un da işte o tadı damağında kaldı muhabbeti var ya. Öyle bir şey oldu yani. Devam etseydi ya ki. Tam Trabzon işi de aldı o takım. Yani hiçbiri böyle normal bir şekilde gitmedi. Evet. Gökdeniz ayrı olay. Fatih Tekke. Ben Fatih Tekke gibi bir santrfor izlemedim. Fatih Tekke ayrı. Yaptılar ya diye sattılar. Biraz para kazandılar. Yani işte Şimkovyak öyle gitti. Yani çok çok iyi takımdı ya. Düşününce şimdi. Bir de o dönem sürekli zirveye de oynuyordu. Fenerbahçe ile falan tabii, tabii. Sürekli bir şey de vardı. Rekabet de vardı. Acayip acayip işler yani. Trabzon çok zor bir camia. Görüyorsun yani. Geçen sezon şampiyon oldular ki şampiyon olurken bile saçma sapan bir sürü olaylar yaşandı. Üstüne bu sezon böyle bir sezon yaşamaları ki şimdi Alanya'dan bayağı farklı bir şekilde yenildiler. Çok acayip, çok zor bir camia. Toparlayalım Trabzon. istersen abi. Evet, toparlayalım, konuştuk bayağı. Var mı aklına gelen başka bir isim? Valla gelenleri saydım ya. Ben biraz daha herkesten farklı düşünüyorum. Mesela eminim Gomis dönmüş olmasaydı herkes Gomis'i tadı damağımızda kaldı falan derdi. Ben hiç demezdim. Gomis'i öyle çok seven biri değilim ben. Düşününce aklıma gelen başka biri yok açıkçası. Benim şey gerçi tam bu kategoriye girer mi bilmiyorum ama 100. yılda sezon arası gelen Cunti çok ciddi bir etki bırakmıştı. Ertesi sezon da oynadı Şampiyonlar Ligi'nde tabii. O zaman da katkısı büyüktü ama artık kariyerinin de o da sonuna gelmişti yavaş yavaş. Bu kadar ayağı temiz, sakin, teknik. Tayfur'un yanında ön libero'da tandem olarak oynamışlardı. Çok iyiydi ya. Çok ciddi bir etki bırakmışlardı ki. Milan'ın oynayan oyuncusuydu adam geldiğinde. Tabii ya. Yani. Milan'da o zaman bugünün Real Madrid Barcelona. Evet. Normal. O sezon evet Beşiktaş devre arasına kadar yenilgisiz gelmişti ama çok sallanıyordu. Yani orta sahada çok ciddi sorunu vardı ki sürekli Panku ile çözmeye çalışıyordu Lucescu. Ama Cunti geldikten sonra hani o bir eksik bir taş vardı böyle. Oraya böyle bir yama yapıyordu sürekli. Direkt Cunti oraya oturdu yani. O oturduktan sonra çok tecrübeli bir kadroydu zaten o kadro. Yaş ortalaması bayağı yüksek bir kadroydu. O da oraya oturduktan sonra acayip bir takım haline gelmişti o takım ki hatta Cunti gelince Sergen'i görüp bu adam futbolcu mu ya falan demiş. Sonra işte antrenmanda topla falan birlikte yaptıklarını görünce böyle bir hayran olmuş. Hayran Amaral'ın yerine Sergen'in. gelmişti değil mi? Evet evet Amaral gidip o gelmişti. Bir de onunla beraber Maldara Şahan'a gelmişti. O da ön libero. Bir de o gelmişti de Maldara Şahan herhalde bir ya da iki maç sonradan girmişti. Lucescu getiriyordu ya Rumenleri o dönem çok. Tuttuğunu getiriyordu. Valla bize de Radu Niculescu getirmişti sağ olsun. Yani bu kadar fiyat performans oranı yüksek bir futbolcu Türkiye'ye gelmemiş. E işte bir Panku abi. Bize de Panku'yu getirmişti öyle. Panku yıldızdı bir de ya. Panku çok büyük oyuncuydu da. Ya Radu Niculescu ertesi sezon Ankara Gücü'ne gitti orada bile oynayamadı. Ama o sezon bizdeki sezon Liverpool'a gol attı. Az daha Liverpool'u yeniyorduk içeride. Şampiyonluk getiren golü attı. 2-3 tane daha attı sonradan girip. Yani o rezil takımla şampiyonluğu o sayede kazandı Galatasaray. Galatasaray tabii kulüp de yani oyuncu kalitesi benim gördüğüm en düşük Galatasaray'dı. Açık ara o takım şampiyon oldu yani. O elindeki kadrodan çok ciddi verim almayı bilen bambaşka bir teknik direktör. Lucescu da acayip bir adamdı yani o yönde. Bakma abi yani Beşiktaş'ın 100. yılda şampiyon olduğu ya da bir sonraki sezon yine bayağı bir dönem çok iyi gitti. Ama çok
acayip kaoslarla da uğraştı bir taraftan da. Onların üstesinden gelmek, o kadroyu yönetebilmek. Sergen'i idare İçeride etti Tümer var, Sergen var, Ahmet Dursun var, İlhan var. Yani Numa. Bunlar çok acayip adamlar yani. Bunları yönetebilmek, bunlardan iyi bir kimya oluşturup şampiyonla oynamak falan zor yani. Şeyle, 100. yılın gazıyla Sinan Engin kimi bulduysa toplayıp getirdi yani takıma. Bir de şey yani Lucescu söyleyeyim. Lucescu'nun iyisi tarz olarak, daha iyisi Ancelotti zaten. Çok özel bir hocam. Tabii tabii. Ha bu arada bu şey de var. Numa da var yani bu isimlerin içinde tabii, ki. Tabii. Tombalı yani olayları falan o zaman oldu. Evet evet. Çok acayip bir kadro diye. Yani normal mantıklı bir adam böyle bir kadro kurmaz. Ya Lucescu kurmaz ki zaten. Tabii işte yani isim isim baktığında da harika bir kadro ama çok kaotik bir kadro bir taraftan da yani. Çok da sorun olduğu Ahmet Dursunlar, şeyler, İlhanlar, Sergen Tümer'i zaten biliyoruz. Yani hiçbir zaman itiraf etmezler ama birbirlerini bir kaşık suda boğacak iki adam Tümer falan. Söylüyor sevmediğini. Çok yani çok şey yapmıyor ama severim işte, saygım sen var. Sever misin Kaptan, ikisini sürekli de? kaptan de. Efendim? Sen ikisini de sever misin? İkisini de severim. Tümer'i seviyorsun yani. Tümer'i de severim. Ben çoğu Beşiktaşlı'dan farklı düşünüyorum Tümer'i konusunda. Yani orada Tümer'den yani %5'e %95'tir orada karşılıklı şey hata. Yani çarşının şu şeyini hatırlıyorsun değil mi? Evet. Beni sadece Tanrı yargılar dedin ama bir şey unuttun. Allah affeder, çarşı affetmez. Oradaydım canım. Tüm o bestelerin söylendiğinde ben de oradaydım da. Tabii ki bir taraftar gözüyle baktığında sıcağı sıcağına Beşiktaş masasından kalkıp ertesi gün Fenerbahçe'ye imza attığını görmen, kaptanının ya da o dönem için ligin en iyi 1-2 yerlisinden bir tanesiydi Tümer. Tabii ki insanı üzüyor ama gerçeğe baktığın zaman Beşiktaş yönetimi kurtulmak istedi. Hem Sergen'den hem Tümer'den o sezon. Ve bu şekilde kurtuldular. Bu şekilde kurtulma yolunu seçtiler. Birinden kurtulmak daha mantıklı olurdu da yani Tümer'den bence kurtulmakta bir sıkıntı yok ya. Tümer'in takımda da çok sevildiğini sanmıyorum. Orasını bir ya o dönem oynayanlara sormak lazım tabii ki. Tabii ki o çok sosyal ilişkileri bakımından çok iyi olmadığını biliyoruz. Herkes Sergen'i daha farklı anlatıyor, Sergen'le oynayanlar. Çok alakasız gibi görünse de herkesin üzerinde bir şekilde eli varmış Sergen'in. Lider çünkü. Lider. Evet. Ama futbolcu olarak saha içine baktığımız zaman o dönem Sergen'in ayakta duracak hali yokken Tümer takımı taşıyabiliyordu bir şekilde. Daha ayrılıktan bir hafta ya da 10 gün önce Fenerbahçe'yi tek başına yenip Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. O dönem için dediğim gibi ligin en iyi 1-2 yerlisinden bir tanesiydi. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Öyleydi o dönem için. Tümer iyi oyuncuydu. O bitik 35 yaşındaki Fener'deki hali bile çok. Tabii. Tabii ki üzücü ama gerçeğe baktığın zaman Tümer'in daha az hatası var o ayrılıkta maalesef. Mustafa yine daldan dala atladık. Başında konuşunduğumuz hiçbir şeyi yani hiçbir şey derken onları konuşalım derken yine bütün şeyleri konuş. Olsun güzel muhabbet oldu. Çağatay abilik konu aslında. O 90'ları 2000'leri anlatırdı. Bir dahakine Çağatay abiyle yapalım bu muhabbeti. O da hastaydı. Geçmiş olsun diyelim buradan. Geçmiş olsun. O Kocaeli Spor'un Beşiktaş'a 5 attığı kupa finali falan anlattı. Yaşı adamla uğraşmayın. Abi ağzına sağlık. Uzun bir ağzına yerden sağlık. Sonra altı çizildi bir araya geldik. Biraz derbi, evet. Biraz Weghorst'un gidişini onunla beraber tadı damağımızda kalan futbolcuları konuşmaya çalıştık ki oraya gelince tabii konuşmadığımız şey kalmadı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim Barış'cığım. Seninle keyifli bir sohbet oldu. Haftaya devam ederiz. Altı çizilinin sonuna geldik. Bizi tüm podcast mecralarından takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da Golcast adıyla takip edebilir, dinleyebilir. Daha da önemlisi yorum ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar altını çizmeye değer konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.